yaşayan, kış aylarını Teşvikiye'de geçiren zengin bir ailenin kızıdır. Suat ise Samatya'da ikamet eden orta halli bir gençtir. İkisi de yaz aylarını birbirlerinden habersiz Büyükada'da geçirirler. Şadiye babasına ait olan konakta, Suatsa bir akrabasının mütevazı evinde geçirir yaz aylarını. Kader ikisini bir gün, bir yaz günü adada buluşturur. Muhabbet, sohbet derken birbirlerine kanları kaynar ve birbirlerine aşık olurlar. Gayet edepli, gayet seviyeli bir aşk yaşanır aralarında. Öyle ki birbirlerinin ellerini bile tutmazlar. Adeta gözleriyle konuşurlar. Hemen hemen her gün buluşmalar, görüşmeler birbirini takip eder. Ve sonunda evlenmeye karar verirler. Durumlarını ailelerine açmak için ortak bir karar alırlar. Her ikisi de akşam olunca kararlarını ailelerine anlatır. Fakat Şadiye'nin babası kızını erkeği maddi açıdan zayıf olduğunu ileri sürer ve kızını Suat'a vermek istemez. Ertesi gün buluştuklarında Şadiye'nin yüzü asıktır. Sevdiğinin yüzünden durumu anlayan Suat boynunu büker ve Şadiye'ye dönüp "Lütfen üzülme, kısmetimizde varsa kavuşuruz, yoksa da ahirette buluşuruz" der. Kış geldiğinde Şadiye ve ailesi adadan ayrılır. Suat ise o yıl ilk defa adada kalır ve sahilde mütemadiyen dolaşarak Şadiye'nin ona geleceği günü bekler. Bu süre zarfında Şadiye ve Suat mektuplarla haberleşmeye devam ederler. Suat her mektubunda Şadiye'ye babasının tavrında bir değişiklik olup olmadığını sorar. Gelen cevaplar maalesef müspet değildir. Şadiye mektuplarında her ne kadar "Babam beni çok sever, bana kıyamaz. Ben inanıyorum ki bir gün inadı kırılacak" dediyse de Suat içini yakan hasret ateşinden dolayı Şadiye'nin bu sözlerinden pek umutlanamaz. Onun için sözler, laflar kifayetsizdir artık. Bir an önce sevdiğine kavuşmak ister. Her gün bir mecnun, bir divane gibi ada sahilinde sevdiğinin ona geleceği günü bekler. Günler günleri, aylar ayları kovalamıştır. Ama değişen hiç bir şey yoktur. Fırtınalı bir akşamda Suat bu özleme daha fazla dayanamaz ve karışık bir haleti ruhiyeye bürünerek bir anda kendini denizin azgın sularına bırakıverir. Ertesi sabah fırtına nedeniyle gelemeyen tekneden Suat'ın adadaki adresine bir mektup ulaşır. Bu Şadiye'nin mektubudur. Şadiye mektubunda şöyle seslenmektedir Suat'a. "Suat, babamı nihayet evlenmemize ikna ettim. Gelip beni ailemden isteyebilirsiniz. Seni en kısa zamanda bekliyorum" yazar. Mektupta Suat'ın beklediği müjdeli haber gelmiştir. Ama Şadiye'nin hasretine dayanamayan Suat, çoktan ahirette kavuşmak umudu ile hayata gözlerini yummuştur. Babasının fikrini değiştirmesine çok sevinen Şadiye'nin eteklerinde ziller çalıyordur. Ev halkına ikramlarda bulunur, şarkılar söyler, danslar eder. Babası her akşam eve geldiğinde onu güleç yüzle karşılar, yemeğini bizzat hazır eder.
Babası koltuğunda istirahate çekilince hiç bekletmeden okkalı kahvesini getiriverir. Günler geçer. Şadiye Suat'tan bir türlü haber alamaz. Bu belirsizlik Şadiye'nin sevinçli ve heyecanlı hallerinde düşüşe neden olur. Günler sonra Şadiye'ye bir haber gelir. Bu haberde Suat'ın öldüğü yazmaktadır. Bu habere inanmaz. Günler sonra ani bir kararla kendi imkanlarıyla Büyükada'ya gider. Haberin doğruluğunu teyit ettikten sonra bir müddet sahilde gezinir. Boş gözlerle denize bakar. Sanki karşısında Suat vardır. Ve Şadiye'ye hadi gel artık der gibi el sallamaktadır. Aynı Suat gibi sevgilisine kavuşamamanın ısrabıyla yanan Şadiye de Suat'ın kendini denize attığı yerden bekle geliyorum diyerek kendisini derin sulara bırakır. Radyo